Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Şimdi Battal Gazi'nin türbesine gireceğiz ve kapıya da geldik. Pardon, özür dilerim. Seyit Battal Gazi türbesi diyor. Şimdi yavaş yavaş bakalım. Ayakkabıyla girilmez diyor. Kapı açıkmış. İtiniz diyor. Kapı da eski bir Osmanlı kapısı. Üstündeki Arapça yazıları görüyorsunuz. Şöyle Bismillah deyip itelim kapımızı. Evet, kapı açıldı. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Ayakkabılık var burada. Al ayakkabıyı. Şöyle. Ay. Önce size şöyle söyleyeyim. Burada türbedar odası diyor. Yazıyı görüyorsunuz, dondurup okuyabilirsiniz. Böyle. Burası da türbeler odası dediği yer burası. Şimdi buradan yine içeriye doğru gidelim. Normal namaz da kılınıyor burada. Evet, şöyle buradan bir geçiş var. Üstünde de yine Bismillah ayet-i kerimeler var. Şimdi şurada küçük küçük odalar var. Görüyorsunuz şimdi. Bu odaları size tek tek gezeceğim ben. Şöyle gireceğim. Ha, deminki odanın şeyiymiş, devamıymış. O buradan çıkışı var. Burada ne var? Burada da burası bir nevi çilehane gibi. Genelde türbelerin, zatların, evet, çilehaneymiş burası bak. İnzivaya çekilip halvet etmek. Yani inziva, çilehanelerde inzivaya çekiliyorlar. İnziva da halvet edip, inziva çekilip kendi sorularını cevap bulmak. İnsanlardan soyutlanmak. Bunun için yapılmış sessiz sakin bir yere ihtiyacı varmış. İşte halvette çekilen bu yerlerde çilehane veya eski isimle halvethane denirmiş. Burada iki tane çilehanesi var. Böyle geliyoruz. Burada da bir türbe var. Bu neymiş? Kesik başlar. Seyit Battal Gazi'nin külliyesinde genişletme çalışması sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletler üzerine hürmeten türbe yaptırılmıştır. Kim oldukları bilinmemektedir diyor. Burada da kesik başlı kişilerin mezarları var. Türbe yapmışlar bunlara hürmeten. Evet, böylece burası da türbenin camisi. Buraya da gidelim. Şöyle canım. Evet, gördüğünüz gibi bu türbe gayet sade. Yani çok işlemesi yok. Bir avizeleri güzel. Bir de mihrapta mermerden yapılmış. Öyle çok işlemesi olmayan mihrap. Buralarda daha önceden işlemeleri varmış, el şeyleri, ama herhalde silinmiş. Evet. Buradan da şimdi Seyit Battal Gazi'nin türbesine giriyoruz. Seyit Battal Gazi. Şöyle görüyorsunuz, okutacağım size. Yalnız Seyit Battal Gazi'nin boyunun çok büyük olduğunu söylüyorlar. Şimdi türbeye girdiğimizde bakacağız. Ben İstanbul'da Büyükuşa Hazretlerini gördüm şimdiye kadar. Bir de şimdi Battal Gazi'nin mezarı. Bismillahirrahmanirrahim. Malatya'da doğmuş.
Orta Asya'da Balkanlara kadar geniş bir alanda İslam dini için savaşmıştır. Mesih Kalesi'nin fethi sırasında şehit olmuştur. Evet, Battal Gazi'yi bilmeyen yok şeylerden. Önce size şöyle Battal Gazi'nin oyunu göstereceğim. Bir arşınlayalım böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metre. Arkadaşlar, Battal Gazi'nin türbesi boyu 12 metre. Şurada da bir tane de büyük bir ihtimalle eşi midir? Ona da bakacağız. Biliyorsunuz türbelere ön girilip geri geri çıkılıyor. Bunlara hürmet etmeyi özen gösterin. Ben de şimdi çekimi bitirdikten sonra dua okuyarak çıkacağım. Buraya da geldik. Bu türbe kimin türbesi? Önce bir bakalım. Eleonora. Seyit Battal Gazi'ye aşık olup Müslüman olan Bizans kralının kızıdır. Evet, filmlerde Eleonora'yı biliyoruz. Herkes biliyor bunu. Bizans'ta yaptığı savaşta yaralanan Seyit Battal Gazi'ye yardım ederek onu bir mağaraya saklamıştır. Seyit Battal Gazi burada şehit olmasının üzerine o da üzüntüden oracıkta vefat etmiştir ve ikisinin türbesini de buraya getirmişlerdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Battal Gazi'nin türbesinde Battal Gazi'ye aşık olan Bizans kralının kızı Eleonora da burada. Evet, şöyle türbenin içini çekeceğim sizlere ve yayınımı sonlandıracağım. Evet, türbe nerede bulunuyor derseniz Eskişehir Seyit Gazi ilçesinde bulunuyor. Buraya ulaşım nasıl derseniz şehir içinden yok, Eskişehir otogarına geliyorsunuz. Oradan araçlar geliyor. Yalnız şehir içinden bir tane araç günlük kalkıyor 5.30'da. Bir kere geliyor, geri dönüşü yok. Otogardan sürekli araba var, oradan gelebilirsiniz. Şimdilik sizlere iyi seyirler diliyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere, yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.